Şimdi senin için bir trafik sorusu hazırladım. Ama ondan önce seninle biraz tanışmak istiyorum. Derslerin nasıl, iyi mi? İyi. En çok hangi dersi seviyorsun? Türkçe. Türkçeyi seviyorsun. Peki en sevmediğin ders? Hepsini seviyorum. Hepsini seviyorsun. Bir alkış. Bütün dersler bizim için yararlıdır. Hepsini aynı oranda sevmeliyiz. Peki Kadir'cim, sana bir sorum var. Aşağıdakilerden hangisi? 9. sorumuzu getiriyoruz ekranlara. Aşağıdakilerden hangisi değişik hava koşullarında alınması gereken önlemlerden biri değildir? Tamam mı? Bak ne diyorum? Çocuklar, sorularda, sınavlarda karşılaştığınız sorularda her zaman olumlu sorular sorulmaz. Bazen tersten de sizin aklınızı karıştıracak şekilde tersten de sorulabilir. Yani değildir sorusu çok önemli. Değildir sorularına da dikkat etmek gerekiyor. İşte bu da bunlardan biri. Aşağıdakilerden hangisi değişik hava koşullarında alınması gereken önlemlerden biri değildir? Yağmurlu havalarda şemsiyemi dik tutmaya çalışırım. Doğru. 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 Yağmurlu havalarda şemsiyemizi de herhalde böyle tutacak değiliz değil mi? Evet. Peki karlı havalarda tabanı kaymadan ayakkabılar giyerim. Doğru. Doğru. Eğer tabanı kayabilecek türden bir ayakkabı giydiğiniz zaman ne olur? Doğal olarak hop gümbür ne oluruz? Düşeriz. Değil mi? Peki. Buzlu havada çatıların altında yürürüm. Yanlış. Gerçekten de öyle. Çünkü o çatılardan sarkan buzlar ne olur? Şöyle. Buzlar başımızı delebilir değil mi? Evet. Başımıza çakılabilir değil mi? Peki doğruyu bulduk ama yine de D şıkkını yine de okuyorum. Sisli havalarda yavaş ve dikkatli yürürüm. Doğru. Sisli havalarda her zaman yavaş ve dikkatli yürümeliyiz. Peki Kadir'cim, seni tebrik ediyorum ve işte sana ödül olarak kediyi veriyorum. Kediyle ne yapmayı düşünüyorsun? Dans. Dans. Hadi o zaman başlasın.